Merhaba gençler. Kimya köyü ile yazılıya hazırlık çalışmalarına devam ediyoruz. Daha öncesinde 11. sınıflar için sıvı çözeltilerle ilgili bir sınava hazırlık videosu çekmiştik. Yine sınava hazırlık videolarının devamı niteliğinde bugün de sizlerle kimya ve enerji ünitesini ele alacağız. Şimdi dersimize başlayalım. Evet birinci sorumuz kimya ve enerji ünitesinin genelini kapsayan bir doğru yanlış çalışması. İlk öncülümüze baktığımızda sabit hacimli kaptaki bakın sabit hacimli kaptaki denilmiş bir tepkimede alınan ya da verilen ısı entalpi değişimine eşittir deniliyor. Şimdi alınan ya da verilen ısı entalpi değişimine eşit diyebilmek için kabımızın sabit basınçlı bir kap olması lazım. Sabit hacimli değil. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlıştır. Tekrarlıyoruz. Bu ifadenin doğru olabilmesi için kabımız sabit basınçlı bir kap olacaktı. Sabit basınçlı kap denildiğinde de aklımıza elastik balonlar ya da pistonlu kaplar gelecek. İkinci öncülümüz endotermik tepkimelerde delta H büyüktür 0. Bu ifademiz doğrudur. Biz delta H'a entalpi diyoruz. Entalpi değişimi. Endotermik tepkimelerde entalpi değişimi pozitiftir. Sistemimiz ısı almalı. Isı aldığından dolayı da tekrarlıyoruz. Delta aşının işareti pozitif olacak. Egzotermik tepkimelerde ise bu durumun tersi yani entalpi sıfırdan küçüktür, negatiftir diyoruz. Bu ifademiz de doğru. Endotermik tepkimelerde entalpi pozitif, egzolarda negatiftir. Diğer ifademiz entalpi tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Hatta bununla ilgili Hess yasası konusu var. Hess yasasında Mekanizmalı tepkimelerde mekanizmaların entalpi toplamının net tepkimenin entalpisine eşit olduğunu söylüyorduk. Yani entalpi tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Diğer bir ifademiz entalpi bir hal fonksiyonudur. Hal fonksiyonu demek sıcaklık, basınç gibi değişkenlerden etkileniyor anlamına geliyor. Entalpi sıcaklık ve basınçtan etkilendiğinden dolayı bu ifademiz de doğrudur entalpi bir hal fonksiyonudur arkadaşlar. Diğer ifademiz entalpi doğrudan ölçülebilir. Bu ifademiz yanlıştır. Entalpi doğrudan ölçülemez. Biz bu yüzden entalpi değil de entalpi değişimi ile ilgili yorum yapıyoruz arkadaşlar. Delta H diyoruz. Diğer ifademizde endotermik olaylarda ortam soğur denilmiş. Bu ifademiz doğrudur. Endotermik olaylarda ısı alındığından dolayı ortamdan ortam soğuyacak. Ekzotermiklerde ise ortama ısı verildiği için ortam ısınır. Tekrarlayacak olursak endotermik olaylarda ortam soğur diyeceğiz. Ekzotermik olaylarda ise ortam ısınacak arkadaşlar. Diğer ifademiz ekzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Bu ifademiz de doğrudur. Biz ekzotermik tepkimelere başladıktan sonra kendiliğinden devam eder diyoruz. Örneğin yanma tepkimesi aklınıza gelsin. Reaksiyon başladıktan sonra dışarıdan herhangi bir müdahale yapmamıza gerek kalmadan ortamdaki madde tükenene kadar yanma olayı devam etmekte. Dolayısıyla buradan da bir genelleme yapabilirsiniz. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Endotermik tepkimelerde ise bu durumun tersi söz konusudur. Başladıktan sonra tepkimenin devam edebilmesi için dışarıdan devamlı enerji verilmesi gerekmekte. Dolayısıyla biz endotermik tepkimeler için istemsiz olaylardır diyeceğiz. Kendiliğinden devam edenlere ise arkadaşlar istemli olay diyoruz. Diğer ifademiz yanma tepkimelerinin hepsi egzotermiktir. Bu ifade de yanlıştır. Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç egzotermiktir arkadaşlar. Yani bu durumun istisnası azot gazının yanması endotermiktir. Evet bunu unutmayacağız. Yeni ifadelerimize de bakalım. Endotermik tepkimelerde girenlerin ısı kapsamı, diğer bir ifadeyle ısı sığası ya da ısı kapasitesi de denilir arkadaşlar. Ürünlerden fazladır denilmiş. Bunu yorumlayabilmek için endotermik bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramı aklımıza gelsin. Hatırlarsak endotermik tepkimelerde potansiyel enerji diyagramımız bu şekildeydi. Sağ kol yukarıdaydı. Şimdi ısı kapsamı denildiğinde giren ya da ürün kimin ısı kapsamından bahsediyorsa oranın toplam enerjisi aklımıza gelecek. Baktığımız zaman endotermik bir tepkimede ürünlerin toplam enerjisi dolayısıyla ısı kapsamı, ısı kapasitesi ya da ısı sahası daha fazladır diyeceğiz girenlere göre. O halde buradaki ifade yanlıştır çünkü burada endotermik tepkimelerde girenlerin ısı kapsamı ürünlerden fazladır diyor. Biz ise ne dedik arkadaşlar? Ürünlerin toplam enerjisi daha büyük olduğu için girenlere göre ürünlerin ısı kapsamı, ısı kapasitesi daha fazladır girenlere göre dedik. Buna benzer yorumu egzotermik tepkimelerde de yapabilirdik bu arada. Egzotermik tepkimelerde ise potansiyel enerji diyagramımız bu şekilde. Şöyle yazalım. Evet egzotermik tepkimelerde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi girenlerin enerjisi daha fazla olduğu için girenlerin ısı kapasitesi ürünlerden fazladır şeklinde yorum yapacaktık. Diğer maddemiz elementlerin standart molar oluşum ısısı sıfırdır. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Standart şartlarda yani 25 derece bir atmosfer basınçta elementlerimizin molar oluşum ısıları yani molar oluşum entalpileri sıfırdır diyeceğiz. Entalpi maddelerin fiziksel haline bağlı değildir. Bu bilgiyi zaten biz molar oluşum ısıları üzerinden entalpi hesaplamalarında kullanacağız. Diğer ifadeye baktık. Entalpi maddenin fiziksel haline bağlı değildir. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Entalpi fiziksel hale bağlıdır. Hatta şöyle diyelim. Aynı madde için konuşacak olursak bir maddenin gaz halinin entalpi değeri sıvı haline göre sıvı halinin entalpi değeri de katı haline göre daha fazladır. Görüldüğü gibi fiziksel hale bağlıdır arkadaşlar. Bakın bu yorumu yapabilmek için tekrar söylüyorum. Maddemiz aynı olmalı. Mesela suyun gaz halinin entalpisi sıvı hale, sıvı halinin entalpisi de katı hale göre fazladır. Farklı maddelerin entalpilerinde ise bu şekilde bir kıyaslama yapamıyoruz arkadaşlar. Yani farklı maddelerin entalpilerinin fiziksel haline göre büyüklüğü net değildir. Bu yorum aynı madde için geçerlidir. Diğer maddeye baktık. Egzotermik tepkimelerde minimum enerji eğilim ürünler yönündedir. Bu öncülü yine potansiyel enerji diyagramından yorumlayalım. Bakın bu potansiyel enerji diyagramı egzotermik bir tepkimeye aitti. Görüldüğü gibi ürünlerin enerjisi girenlere göre daha düşüktü. O halde egzotermik bir tepkimede minimum enerjiye eğilim ürünler yönündedir. Yani bu ifademiz Doğrudur arkadaşlar. Endotermik tepkimelerde ise minimum enerji girenler yönündedir. Bir de şu şekilde de yorum yapabiliriz. Minimum enerjiye eğilim ısının yazıldığı yöndür de diyebiliriz arkadaşlar. Ne demek ısının yazıldığı yön? Diyelim ki şöyle bir tepkimemiz olsun. X ile Y birleşip Z'yi oluşsun ve bu tepkime egzotermik olsun. Ekzotermik tepkimelerde ısı ürünler yazılmaktaydı. Isının yazıldığı yön ürün olduğu için burada minimum enerjiye eğilim ürünler yönündedir diyeceğiz. Zaten buranın diyagramı da bu şekilde yazılıyor. Buradan da minimum enerjinin ürünlerde olduğunu görüyoruz. Diğer maddemize bakalım. Sabit sıcaklıkta endotermik tepkimelerde girenler daha kararlıdır. Arkadaşlar kimyada kararlılık demek düşük enerjilik demekti. Düşük enerji olma durumuna biz kararlı diyoruz. Sabit sıcaklık ifadesi yine önemli. Birazdan yüksek sıcaklıkta ve düşük sıcaklıkta kararlılık yorumu nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ancak sabit sıcaklık denildiğinde direkt hangi bölgenin enerjisi daha düşükse orası daha kararlıdır diyeceğiz. Endotermik bir tepkime için bakın şu potansiyel enerji grafiği geçerliydi. Kimin enerjisi daha düşük, girenlerin enerjisi daha düşük. O halde sabit sıcaklıkta endotermik tepkimelerde girenler daha kararlıdır diyeceğiz. Yani bu ifademiz doğrudur. Diğer maddemize baktık. Bakın bu defa yüksek sıcaklık demiş. Az önce sabitte yapmamız gereken yorumu söylemiştik. Şimdi sıcaklık yüksek derse nasıl yorumlamamız lazım? Yüksek sıcaklıkla endotermik tepkimelerde girenler daha kararlıdır denilmiş. Şimdi bir endotermik tepkime örneği yazalım. Şu tepkimenin tersini yazmış olalım. Z maddemiz ısı alarak X ve Y maddesine parçalansın. Bakın, yüksek sıcaklık ya da düşük sıcaklık derse şöyle yorumlayacağız. Isının yazıldığı yönü işaretliyoruz. Sıcaklık yüksek derse biz sıcaklığımızı yükselttiğimizde sistem ne yapacak? Bizim yaptığımız etkiyi azaltacak yönde tepki verecek. Yani ısının olmadığı diğer yöne kayacak. Tekrarlıyoruz. Bizim yaptığımız etkinin tersi yönünde tepki verecek. Biz sıcaklığı arttırmaya çalışıyoruz. Sistem ne yapacak? Sıcaklığı azaltmak için ısının yazılmadığı diğer yöne gidecek. İşte sistemin hareket ettiği yön kararlı olan yöndür. Bu daha çok denge tepkimelerinde karşımıza çıkmakta. İleriki konularda denge tepkimelerini de öğreneceksiniz. O halde endotermik bir tepkime de sıcaklık artarsa dengemiz, sistemimiz ürünler yönüne hareket edeceğinden dolayı ürünler daha kararlıdır diyeceğiz. Burada ise girenler daha kararlı denildiği için ifademiz yanlıştır diyoruz. Eğer düşük sıcaklık deseydi arkadaşlar sıcaklığı düşürdüm. Bu defa sistem sıcaklığı arttırmak için bizim yaptığımız etkiyi terse çevirmek isteyecek. Yani ısının yazıldığı yöne hareket edecek. Isının yazıldığı yöne hareket ederse de bu defa düşük sıcaklıkta endotermik tepkimeler için girenler daha kararlıdır yorumunu yapmamız gerekecekti. Şimdi diğer ifademize bakalım. Yine yüksek sıcaklık demiş sabit dememiş. Yani az önceki gibi yorumlayacağız. Bu defa egzotermik bir tepkime demiş. Hemen burada var egzotermik tepkim örneğimiz. Sıcaklık yüksek olursa dengemiz ne yapacak yine? ısının olmadığı diğer yöne kayacak. Isının olmadığı yönümüz girenler yönü. O halde girenler daha kararlıdır diyeceğiz. Burada ürünler daha kararlı dediği için bu ifademiz de yanlış. Egzotermik tepkimede düşük sıcaklıkta kim kararlıdır deseydi sıcaklık düştüğünde sistem sıcaklığı arttırmak için bu defa ısının olduğu yöne kayacak. Yani biz ne yapıyorsak bizim tersimizi yapacak arkadaşlar. Biz burada sıcaklığı azaltmak istiyorsak o yükseltmek isteyecek. Sıcaklığı yükseltmek istediğinde ısının olduğu yöne kayıyor. Dolayısıyla egzotermik tepkimelerde düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır şeklinde yorum yapardık. Burada yüksek sıcaklık dediği için girenler kararlıdır dedik. Son öncülümüz endotermik tepkimelerde ileri yönlü aktivasyon enerjisi. Biz buna EAI diyoruz. Hızla yine göreceksiniz bunu. Geri yöndeki aktivasyon enerjisinden geri yöndeki aktivasyon enerjisine de EAG diyoruz. Daha büyüktür denilmiş. Arkadaşlar şimdi entalpinin bir formülü de şudur. İleri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisini çıkarmakla biz entalpiyi bulabiliyorduk. Diğer formülümüzde ürün eksi girendi. Ancak burada aktivasyon enerjisi üzerinden yorumluyorum. Dikkat. Endotermik tepkimelerde entalpi değeri ne olacaktı? Pozitif olacaktı. O halde bu ifadenin pozitif çıkabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? EAI'nin EAG'den daha büyük olması gerekiyor. EAI büyüktür EAG olmalı. Öncülümüzde ne demiş? İleri yönlü aktivasyon enerjisi Geri yönlü aktivasyon enerjisinden büyüktür demiş. Yani doğru söylemiş. Bu arada aktivasyon enerjisini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şu potansiyel enerji grafiklerinde tepe noktasıyla girenlerin enerjisi arasındaki fark bize ileri yönlü aktivasyon enerjisini yani EA'yı veriyordu. Bunun tam tersi tepe noktasıyla ürünler arasındaki enerji farkı ise şurası EA G'yi veriyordu. Bakın şu tepkime zaten bir endotermik tepkimeydi. Görüldüğü gibi EAI'miz EAG'den daha büyüktür. Bu ifademiz doğrudur. Ya da şu formül üzerinden de yorum yapabilirdiniz. Evet birinci soruda doğru yanlış üzerinden konumuzla ilgili gelebilecek soru tiplerini göstermiş olduk. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda çeşitli olaylar verilmiş bize. Bu olayların endotermik ya da egzotermik olarak sınıflandırılması istemiş. Arkadaşlar bu soru tipinin de karşınıza çıkacağını düşünüyorum sınavlarınızda. Şimdi öncelikle şunu hatırlayalım. Endotermik tepkimelerde entalpimiz ne olacaktı? Sıfırdan büyük olacaktı. Yani pozitif olacaktı. Egzotermik tepkimelerde ise entalpimiz sıfırdan küçük olacaktı. Yani negatif olacaktı. Bazen bu soru tipi karşımıza hangisinde entalpi pozitiftir ya da hangisinde entalpi negatiftir şeklinde de çıkabilir. O yüzden şunu net bir şekilde bilmemiz lazım. Endotermiklerde entalpi pozitif, egzolarda entalpi değişimimiz negatiftir. Şimdi olaylara bakalım. Bakın birinci tepkime bir asit baz tepkimesi. Hidroklorik asit tuz ruhu asit maddemiz sodyum hidroksit sut kostik diye de biliyoruz bir baz. Asit ve baz arasında gerçekleşen tepkime sonucunda su da oluşmuş. Bir nötralleşme tepkimesi. Nötralleşme tepkimeleri egzotermiktir arkadaşlar. Egzo diyelim. O halde entalpi işaretimiz negatiftir diyeceğiz. İkinci tepkimeye baktık. Bir yanma tepkimesi. Yanma tepkimesi azotun yanması hariç yine egzotermik tepkimelerdir. Dolayısıyla entalpi değerimiz negatiftir. Üçüncü tepkimeye baktığımızda bir analiz tepkimesi büyük bir molekül daha küçük parçalara ayrılmış. Analiz tepkimeleri genellikle endotermiktir. Azotun durumu hariç endotermik diye aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. O halde bu tepkimenin gerçekleşmesi için ısı gerekecek bize. Endotermik diyorum. Endotermik dediğim için de entalpi değişimimiz pozitif olacaktır. Buraya da analiz tepkimesi yazalım. Burası yanma tepkimesiydi. Bu da asit baz tepkimesi, nötralleşme tepkimesiydi. Geldik dördüncü maddemize bakın burada azotun yanması verilmiş. Ne demiştik? Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç egzotermiktir. Burada azot gazının yanması verildiği için bu tepkime endotermik olacak. Endotermik tepkimelerde entalpimiz pozitiftir. Gazların suda çözünmesi egzotermiktir arkadaşlar. Bunu ezbere bilelim. Entalpi değişimi negatif olur. Evet şekerin suda çözülmesi verilmiş. Arkadaşlar günlük hayattan bilmemiz lazım. Şeker sıcaklık arttıkça daha fazla çözülen bir madde. Dolayısıyla şekerin çözünürlüğü endotermiktir. Delta H pozitiftir diyeceğiz. Evet diğer tepkimemize baktığımızda azot ve hidrojen gazları birleşerek amonyak oluşturmuş bir sentez tepkimesi. Sentez tepkimeleri de genellikle egzotermik tepkimelerdir arkadaşlar. Yine azot hariç diyelim azotun yanması. Çünkü azotun yanması aynı zamanda yine bir sentez tepkimesi. Dikkatli olun. Dolayısıyla bu durum haricindeki diğer sentez tepkimeleri için egzotermik diyebiliriz. Entalpimiz negatif oldu. Sıradaki olayımız H2O katısının sıvıya dönüşme durumu. Yani bir erime olayından bahsediyoruz. Katıdan sıvı hale gelmeye erime diyoruz. Bir maddenin eriyebilmesi için ısı gereklidir arkadaşlar. Isı gerekli olduğu için ısı alması lazım. Yani endotermiktir. Delta H pozitiftir diyoruz. Son maddemizde ise sodyumun iyonlaşmasından bahsedilmiş. Bakın nötr halde bir sodyum var. Dışarı daha sonra bir elektron çıkmış. Yani iyonlaşma enerjisinden bahsediyor burada. Bir atomun yoğunlaşabilmesi için enerji gerekir. Hatta yoğunlaşma enerjisi diyorduk buna. Endotermiktir. Dolayısıyla delta H pozitiftir diyeceğiz. Bu soru tarzı da önemli bir soru tarzıydı arkadaşlar. Hangi olaylar endotermik hangileri egzotermik genel hatlarıyla bu şekilde yorumlanacak. Evet üçüncü soruya geldik. Bize potansiyel enerji diyagramı verilmiş. Bunun üzerinden aşağıdaki soruları yanıtlamamız istenmiş. Hemen bakalım sorulara. A şıkkı girenlerin toplam entalpisi kaç kilokaloridir denilmiş. Arkadaşlar potansiyel enerji diyagramında girenler bu diyagramın sol kısmını ifade ediyor. Sağ taraf ise ürünleri ifade etmekte. O halde girenlerin toplam entalpi değerinin sıfır olduğunu görmekteyiz. A şıkkının cevabı sıfır olacak. Peki şunu da soralım size. Bir tepkimede girenlerin potansiyel enerjisinin sıfır olması bize bir şey ifade edebilir mi? Hatırlarsınız doğru yanlış sorularında elementlerin standart molar oluşum sıfır olduğunu yani entalpi değerlerinin sıfır olduğunu söylemiştik. O halde bu tepkimede de girenlerde elementler standart koşullarda bulunuyor diyebiliriz. Bakın zaten tepkimede verilmiş görüldüğü gibi elementler var. Standart koşullarda hidrojen gaz yani 25 derecede klor da gaz halde. Dolayısıyla bunların entalpi değerleri sıfırdır. Bu da grafiğe yansımış durumda. Bunu da ek olarak yorumlamış olduk. B şıkkına baktığımızda ürünlerin toplam entalpisi kaç kilokaloridir denilmiş. Grafiğe baktığımızda ürünlerin entalpi değerinin eksi 90 kilokalori olduğunu görmekteyiz. C şıkkı tepkime entalpisi sorulmuş. Arkadaşlar tepkime entalpisi için ürün eksi giren diyoruz. Ya da diyagram üzerinden bunu gösterecek olursak bakın ürün eksi giren ifadesi şurayı göstermekte. Hemen entalpi değişimini hesaplayalım. Ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisini çıkaracağımızı söylemiştik. Ürünlerin entalpi değeri eksi 90 kilokaloriydi. Girenlerin sıfırdı. O halde bu tepkimenin entalpisi eksi 90 kilokaloridir. Yorumunu yapacağız. Eksi 90 kilokalori diyoruz. D şıkkı HCl'nin molar oluşum entalpisi kaç kilokalori bölü moldür? Arkadaşlar bir entalpi değerinin molar oluşum entalpisi olabilmesi için tepkimedeki maddeler şöyle olması lazım. Girenlerde elementler bulunacak ve bu elementlerin tepkimesiyle 1 mol bileşik sentezlenmiş olacak. Grafiğe baktığımızda elementler var standart koşullarda. Ürünlere baktığımızda bu elementlerden oluşan bir bileşik söz konusu ancak burada oluşan bileşin kat sayısı 2 yani 2 mol bileşik oluşumunu göstermekte. O halde şöyle diyeceğiz. 2 mol HCl oluştuğunda eksi 90 kilokalorik bir entalpi varsa molar oluşum olması için ne demiştik? 1 mol bileşik elementlerinden oluşması gerekiyor. 1 mol ne kadardır dedik. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi 45 kilo kalori yorumunu yapacağız. Kısaca molar oluşum entalpisi bir bileşiğin elementlerinden bir mol olarak sentezlenmesi sırasında açığa çıkan enerjidir diyeceğiz. Sorumuzda iki mol bileşik elementlerinden sentezlendiğinde çıkan bir grafik verilmiş bize. O halde buradan yola çıkarak biz bir mol bileşik elementlerinden sentezlendiğinde ne kadar entalpi değerimiz olur bunu bulduk. E şıkkı aktifleşmiş kompleksin enerjisi sorulmuş. Aktifleşmiş kompleks şu tepe noktamız arkadaşlar. Dolayısıyla 50 kilokaloridir diyeceğiz enerjimiz için. F şıkkında ileri aktifleşme enerjisi sorulmuş bize. Az önce bahsetmiştik ileri aktifleşme enerjisi hesaplanırken aktifleşmiş kompleksten yani tepe noktasından girenlere bir doğrultu çiziyoruz. Bu aradaki fark bize iyi e, e verecek. Görüldüğü gibi burada EAI değerimiz 50 kilokalori yapacak. Geri aktifleşme enerjisi de bu diyagramın arka noktası yine tepe noktasından bu defa ürünler arasındaki enerji farkını alacağız. Arkadaşlar görüldüğü gibi burada da 50 ile eksi -90 arasındaki farkı aldığımızda EAG'yi 140 kilokalori olarak buluyoruz. Şimdi entalpi ile ilgili bir formülümüz daha vardı. Onu da tekrar hatırlayalım. Ne demiştik? İleri aktifleşme enerjisinden Geri aktifleşme enerjisini çıkardığımızda da biz entalpi'yi bulabilirdik. İleri aktifleşme enerjimiz 50 kilokalori eksi formülden geldi. Geri aktifleşme enerjimiz 140 kilokaloriydi. Buradan da entalpi'yi yine eksi 90 kilokalori olarak bulabilirdik. Yani entalpi'yi ister eai eksi eag yapın isterseniz de burada yaptığımız gibi ürün eksi giren yapın iki yöntemden de bulabiliyoruz. Evet dördüncü sorumuz yine bir potansiyel enerji diyagramı ile ilgili. Bu defa bir test sorusu. Yandaki grafikte verilen tepkime ait potansiyel enerji tepkime koordinatı değişimi verilmiştir. Buna göre bu tepkime için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Grafiğe baktığımızda ürünlerin enerjisi girenlerden daha düşük. O halde bu tepkime egzotermik bir tepkimedir diyebiliriz. Ya da entalpi hesaplarız. Ürün eksi giren demiştik. Ürünümüzün enerjisi 56. Eksi girenin enerjisi 120. Buradan da entalpi değerini eksi 64 kilokalori olarak buluyoruz. Entalpinin işareti negatif olduğundan dolayı da bu tepkime egzotermik bir tepkimedir yorumunda yapabilirdiniz. O halde A şıkkı doğrudur. Tepkime egzotermiktir. Tepkime entalpisini de bulduk. Eksi 64 kilokalori. Ürün eksi giren yaptık. C şıkkı girenlerin toplam enerjisi 120 kilojüldür. Girenlerin toplam enerjisine baktığımızda 120 kilojül olduğunu görmekteyiz. D şıkkı girenler ürünlere göre daha kararlıdır. Bakın burada yüksek sıcaklık düşük sıcaklık dememiş. O halde sabit sıcaklıkta gibi yorum yapacağız. Biz ne demiştik? Sabit sıcaklıktaki hangisi daha kararlıdır şeklindeki sorularda enerjisi düşük olan daha kararlıdır yorumunu yapıyorduk. Görüldüğü gibi ürünlerin enerjisi daha düşük o halde ürünler daha kararlıdır diyeceğiz. Burada ise tam tersi bir yorum yapıldığı için D şıkkındaki ifade yanlış oldu ve sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Son olarak E şıkkına da bakalım. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Bu ifadeyi doğru yanlışlarda görmüştük. Ne demiştik arkadaşlar? Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Bu grafikte bir egzotermik tepkime diyagramıydı. Dolayısıyla E şıkkındaki ifademizde tepkimemiz egzotermik olduğundan dolayı başladıktan sonra kendiliğinden devam eder arkadaşlar. Endotermik bir tepkime olmuş olsaydı tepkimemiz bu ifade yanlış olurdu. Endotermik tepkimelerde başladıktan sonra kendiliğinden devam etme durumu söz konusu değildi. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğu için cevabımız D seçeneği oldu. Evet, şimdi geldik sınavlarınızda çıkma olasılığının daha yüksek olduğu problemler kısmına. Sorumuz oluşum entalpileri üzerinden gelen bir soru. Oluşum entalpileri olduğunu nereden anlayacağız arkadaşlar? Bakın delta H ve oluşum entalpisini ifade ediyordu. Parantez içinde burada bize bileşiklerin oluşum entalpi değerleri verilmişse bu soru oluşum entalpisi sorusudur. Peki oluşum entalpilerinde tepki entalpisini nasıl hesaplıyorduk? delta h tepki entalpisi ürünlerin toplam entalpisinden girenlerin toplam entalpisinin çıkarılmasıyla bulunuyordu. O halde işlemleri yapalım. Şimdi ürünlerde karbondioksit var. 2 tane var. Kat sayısıyla buradaki entalpi değerini çarpıyoruz. 2 çarpı karbondioksitin molar oluşum entalpisi eksi 390'mış. Artı diyorum. 3 tane su var. 3 çarpı. H2O'nun Molar oluşum entalpisi eksi 240'mış. Burada ürünleri bitirdik. Şu büyük köşeli parantez açalım. Ürünleri bitirdik. Eksi diyorum formülden geldi eksiğimiz. Şimdi girenleri yazacağız. Girenlerde etil alkol molekülü var. Kat sayısı 1. Önünde bir şey yazmıyorsa burası 1 anlamına gelir. Baktığımızda etil alkolün oluşum entalpisi eksi 270 kilojülmüş. Arkadaşlar burada oksijen elementi için herhangi bir molar oluşum entalpisi verilmemiş. Hatırlarsanız standart koşullarda yani 25 derecede elementlerin molar oluşum entalpi değerleri sıfırdı. Dolayısıyla burada molar oluşum entalpisi bize verilmeyecek. Zaten verilmemişse yazmazsınız. Aklınızda buradan da kalabilir. Şimdi bu işlemi yaptığımızda tepkimenin entalpisini bulacağız. 2 çarpı 390 eksi 780 yapıyor. Burada işlem hatalarına dikkat edin arkadaşlar. 3 çarpı eksi 240'dan eksi 720 yapacak. Şurası girenler kısmıydı. 2 tane eksiden dolayı burası artı 270 yapıyor. Eksileri kendi içinde toplarsak eksi 1500 yapacak şu parantez içindeki ifademiz. Burada artı 270 diyoruz. Bu işlemi de yaptığımızda tepkimemizin entalpisini eksi 1230 kilojül bölü mol olarak bulacağız. Evet gençler, sınavınızda bu soru tarzı da kesinlikle çıkar. Evet, diğer bir soruya geldik. Bir önceki soruyla en çok karıştırılan soru tarzı. Çünkü biz burada oluşum entalpileri verildiğinde ürün eksi giren yapıyorduk. Oluşum entalpisi diyelim. Bu soruda ise oluşum entalpisi değil de bize bağ enerjileri verilmiş. Bakın bağ enerji verildiğini nasıl anlıyorum? Şurada bağlar gösterilmiş açık açık. Bize tepkimedeki maddelerin bağ enerjileri verildiğinde arkadaşlar buradan bulacağımız entalpimiz delta H B ile ifade ediliyor bağ enerjisi anlamında. Girenlerdeki toplam bağ enerjisinden ürünlerdeki toplam bağ enerjisini çıkararak bulacağız entalpimizi. Yani bir önceki soruda ürün eksi giren yapıyorduk. Burada ise giren eksi ürün. Nerede giren eksi ürün yapacağım? Bağlar açık açık yazılmışsa giren eksi ürün yapıyorum. Hemen hesaplamamızı yapalım. Öncelikle girenlerden başlayalım. Bakın yapıda bir tane karbon karbon üçlü bağım var. Hemen karbon karbon üçlü bağını buluyorum. Enerjisi 830 kilojülmüş. Şöyle yapalım. Girenlere yine büyük bir parantez açalım. Karbon karbon üçlü bağından dolayı bir tane karbon karbon üçlü bağ var ve 830 kilojülmüş enerjimiz. Karbon karbon üçlü bağını yazdık. Artı iki tane CH bağımız var girenlerde. iki tane olduğu için bakın birincisi burası ikincisi şurası. iki tane olduğu için iki çarpı diyorum. Karbon hidrojen bağına baktığımda 410 kilojül. Evet burayı da parantezini kapatalım. Artı diyorum klor klor bağım var. Bakın kat sayımız iki olduğu için iki tane klor klor bağımız var. Baktığımızda klor klor bağı 240 kJ ancak 2 tane bu bağdan olduğu için elimizde 2 çarpı 240 diyorum. Evet girenlerdeki tüm bağları yazdık. O halde köşeli parantezimizi kapatalım. Eksi formülden geldi. Şimdi ürünlere geçiyorum. Ürünlere baktığımızda 2 tane karbon hidrojen bağı var. Bakın 1-2 tane karbon hidrojen bağımız var. 2 çarpı karbon hidrojen bağı için 410 demiştik. Artı 4 tane karbon klor bağımız var. Şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4. O halde 4 çarpı karbon klor bağı bakın 335 kilojülmüş. Köşeli parantezimizi kapattık. Artı son olarak bir tane de karbon karbon bağımız var burada. Karbon karbon bağı da 350 kilojülmüş. 1 çarpı 350 diyelim. Burada da köşeli parantezi kapatıyoruz. İşlemleri yapalım. Şurası 830'du. Buradan 820 geldi. Buradan da 480 geldi. 480, 820 daha. 1300 yapar. 830 daha şöyle diyelim. 1300 artı 830. Buradan topladığımız zaman 2130 yapacak. Eksi. Şimdi şurası 820. 4 çarpı 335. Burası da 1340 yaptı. 350 de buradan geldi. 1340 350 daha 1690 yapar 820 ile toplarsak 1710 2510 yapacak burası da bu işlemleri de yaptığımızda entalpi değerimiz eksi 380 kilojoule çıkacak arkadaşlar. Evet tekrarlıyorum. Bu iki soru tarzını karıştırmayalım. Oluşum entalpilerinde ürün eksi giren yapıyoruz. Bakın burada bileşiklerin direkt entalpi değerleri veriliyor. Oluşum entalpileri bunlar. Bağlarda ise giren eksi ürün yapıyoruz. Burada da bize bağlar açık açık veriliyor. Bağları gördüğümüzde giren eksi ürün yapacağınız aklınıza gelsin. İşlem hatalarına da dikkat edelim. Yedinci sorumuz kimyasal hesaplama üzerinden entalpi yorumunu yapacağız. Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayın denilmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle dikkat edersek tepkimede bize entalpi değeri değil de açığa çıkan ısı verilmiş. Isı ifadesi ürünlerde olduğundan dolayı bu tepkime egzotermiktir. Egzotermik tepkimelerde entalpimiz negatifti. Yani bu tepkimenin entalpisi eksi 820 kilojüldür. Bunu da yazmış olalım. Şimdi A şıkkında 11,2 gram demir harcanırsa entalpi değişimi kaç kilojül olur? Arkadaşlar bu tepkime bize neyi ifade ediyor? Bakın demirin kat sayısı 2 olduğu için biz 2 mol demir harcasaydık bu tepkime sonucunda entalpi değerimiz 820 kilojül olacaktı. Hatta eksi 820 diyelim. Şimdi bize 11.2 gram demir demiş. Öncelikle bunun molünü bulursak bu kadar mol harcadığımızdaki entalpi değişimi ne kadardır? Denklem üzerinden yorumlayabiliriz. 1 mol demir, parantez içinde verilmiş atom ağırlığı 56 gram. Elimizde 11.2 gram demir varsa kaç moldür? İçler dışlar çarpma yaparsak buradan 0,2 mol gelecek. O halde şöyle diyorum. 2 molde 820 kilojüllük bir entalpi varsa 0,2 mol demir harcandığında bu tepkimeye göre entalpi değişimimiz ne olur? Buradan işlemler yapalım. 0, 2 ve 2 10'a 1 oranında sadeleşecek. Şu 10'daki 0 ile 820'deki 0 gitti. Buradan A şıkkının cevabını eksi 82 kilojül olarak buluyoruz. Evet A şıkkı eksi 82 kilojüldür entalpimiz. B şıkkı normal koşullarda 6,72 litre oksijen gazı harcanırsa kaç kilojül ısı açığa çıkar? Bakın soruda entalpi mi demiş ısı mı demiş dikkat. Burada açığa çıkan ısı soruluyor. Yani şu değer üzerinden yorum yapacağım. Yine mol üzerinden gideceğiz tabii ki. Öncelikle B şıkkı için şunu diyelim. Tepkimeye baktığımızda oksijenin kat sayısı 1.5. Oksijen üzerinden sorulmuştu. Yani şöyle diyoruz. 3 bölü 2 1.5 demek dedik. 1.5 mol oksijen harcanmış olsaydı 820 kilojül ısı açığa çıkacaktı ısı diyelim. Şu an normal koşullarda 6,72 litrelik bir oksijen gazı harcandığı söylenilmiş. Hemen molü hesaplayalım. Tüm gazların normal koşullarda 1 molü 22,4 litreydi. Bizde 6,72 litrelik bir harcanan oksijen var. Kaç moldür dedik. İçler dışlar çarpımı yaptık. Buradan 0,3 mol geldi. O halde şöyle diyorum. 0,3 mol oksijen harcanırsa ne kadar ısı açığa çıkar? Yine sadeleştirmeleri yapalım. 0,3 ve 1,5 5'e 1 oranında sadeleşir. 820'yi 5'e böldüğümüzde 164 kJ ısı açığa çıkar diyeceğiz. Yani B şıkkının cevabı 164 kJ ısı. Bakın entalpi dememiş ısı dediği için pozitif şeklinde ifade ettik. Entalpi deseydi eksi 164 derdik. Son olarak C şıkkına bakalım. Burada da yine entalpi sorulmuş. O halde entalpi üzerinden yorum yapacağım. Tek değişiklik yorum yapacağımız madde bu defa demir 3 oksit maddesi. Öncelikle bu maddenin molünü hesaplayalım. 1 mol F2O3. Bakın 2 tane demir var 112 gelecek. 16 çarpı 3 de oksijenden yani 48. 1 molü 160 gram yapıyor. 160 gram ise bize 80 gram oluştuğundaki entalpi değişimi sorulmuş. Buradan elimizde yarım mol oluşan bir F2O3 var diyeceğiz. Şimdi tepkimeye bakarak yorum yapalım. F2O3'ün kat sayısı 1. Yani 1 mol F2O3 oluştuğunda entalpi değişimimiz eksi 820 kilojülmüş. Şöyle C diyelim. 1 mol F2O3 oluşsaydı entalpimiz eksi 820 kilojüldü. Şimdi 0.5 mol oluşuncaki değer sorulmuş bize. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan da eksi 410 kilojül bölü moldür entalpi değerimiz. Yani C şıkkı da eksi 410 olacak entalpi değerimiz. Evet 8. soru yine entalpi üzerinden problem sorusu. Bir önceki soruya benziyor. Yine ne dedik arkadaşlar? Hangi madde üzerinden sorulmuşsa ona göre yorum yapacağız. Yukarıdaki denkleme göre 11,2 gramlık C2H4 gazının yakılması sonucunda 360 kJ ısı açığa çıktığına göre karbondioksidin molar oluşum entalpisi kaç kJ bölü moldur denilmiş. Burada C2H4 ve H2O'nun molar oluşum entalpileri verilmiş bize. Öncelikle arkadaşlar burada verilen net tepkimenin entalpisini bulalım. Sonra molar oluşum entalpileri üzerinden karbondioksidin yani delta HF karbondioksidin molar oluşma entalpisini yorumlayalım. Öncelikle C2H4'ün kaç mol olduğunu bulalım. Bakın 1 mol C2H4 atom ağırlıkları bize verilmiş. Karbon 12 hidrojen 1. 2 kere 12 24. 4 kere 1 de 4. Buradan 28 gram gelecek. Bizim elimizde 11,2 gramlık C2H4 var. Kaç mol yapar dersek. İçler dışlar çarp yaptığımızda buradan 0,4 mol değerini bulacağız C2H4 için. Şimdi denkleme baktığımızda C2H4 üzerinden soru geldiği için C2H4'ün kat sayısı bizim için önemli. Şöyle diyorum. 0,4 mol C2H4 harcadığımda açığa çıkan ısı bize verilmiş. Bakın 360 kiloşül ısı açığa çıktığına göre. Denkleme göre C2H4'ün kat sayısı 1 olduğu için 1 mol C2H4 harcandığında ne kadar ısı açığa çıkar diyoruz. Sadeleştirme işlemlerini yapalım. 0, 4 ve 1 4'e 10 oranında sadeleşecek. 4 ve 360 da 1'e 90 oranında sadeleşti. 10 çarpı 90'dan 900 kJ ısı açığa çıkar diyoruz. O halde buradaki entalpimiz bakın ısı açığa çıktığı için egzotermik bir tepkime olduğu için Eksi 900 kilojüldür diyebiliriz. Şuradaki entalpi değerine eksi 900 kilojül diyelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer soruda bize C2H4 değil de mesela oksijenle ilgili bir bilgi verilmiş olsaydı o halde şöyle diyecektik. Burada 1 mol C2H4'teki açığa çıkan ısı değil de 3 mol oksijen olsaydı ne kadar ısı açığa çıkar şeklinde denklemimizi kuracaktık. Yani kimle ilgili bilgi verilmişse onun kat sayısı üzerinden burada değerlendirme yapacaktık. C2H4 ile ilgili bilgi verildiği için C2H4 üzerinden yorum yaptık. C2H4'ün kat sayısı 1 olduğu için 1 mol C2H4'teki açığa çıkan ısıyı yorumladığımızda tepkimedeki entalpi değerini bulmuş olduk. Şimdi bize ne soruluyordu? Karbondioksidin molar oluşum entalpisi. Bakın molar oluşum entalpileri verildiğinde biz tepkime entalpisini nasıl bulacaktık? Ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisini çıkararak. Ürünlerde karbondioksit var. Zaten o soruluyor. Şöyle diyelim. 2 çarpı karbondioksitin molar oluşum entalpisine x demiş olalım. 2 çarpı x. Artı 2 tane yine su var. 2 çarpı suyun entalpi değeri eksi 290 kilojülmüş. Kat sayısıyla buradaki molar oluşum entalpilerini çarpıyorduk. Ürünlerle işimiz bitti. Girenlere geçiyorum. Girenlerde C2H4 var. Kat sayısı 1. C2H4'ün molar oluşumu entalpisi. Eksi 80 kJ. Bakın oksijen yine element olduğu için standart koşullarda gaz halde bulunduğundan dolayı da burada elementlerin molar oluşumu entalpi değeri sıfırdır. Soru da bize verilmez. Dolayısıyla hesaplamamıza gerek yok. Burası eşittir diyoruz toplam tepkimenin entalpisine yani eksi 900'e. Bakın niye eksi koymuştum tepkime hem Isı ısı açığa çıkar demiş. Zaten yanma tepkimesi. Biz entalpi üzerinden hesap yaptığımızda egzotermik tepkimelerde ne yapacaktık? Negatif olacak şekilde entalpi değerini düşünecektik. Şimdi denklemimizi çözelim. 2x eksi 580 yapar burası. Şuradaki iki tane eksi artı yapacak, artı 80 diyeceğiz. Bu da eşittir eksi 900'e. Eksi 900 eşittir. 2x eksi 500 yapar burası. Eksi 500'ü karşıya attım. Artı 500 oldu. Eksi 900 artı 500 daha eksi 400 yapacak. 2x buradan x'i eksi 200 kilojül bölü mol bulacağım. Kime x demiştik? Biz karbondioksidin molar oluşum entalpisine. Yani sorumuzun cevabı eksi 200 kilojül bölü mol olacak. Evet arkadaşlar 7 ve 8. soru tipi ile ilgili de bir soru sınavınızda gelebilir. Bu soru tarzı ile ilgili çok fazla soru çeşidi var. Kimyasal hesaplamalarla entalpik konusunun birleşimi gibi düşünülebilir. Evet 9. sorumuz. Bakın ara tepkimeler verilmiş net tepkime verilmiş. Böyle bir soru kalıbı gördüğünüzde direkt aklınıza HES yasası gelecek. Tepkimelerin toplanabilirliği. Bu da arkadaşlar %100 sorulur sınavınızda. Şimdi yanda standart koşullarda gerçekleşen bazı reaksiyonlar ve bunların entalpi değerlerinin verildiği söylenmiş. Buna göre aşağıdaki şu tepkimemizin entalpisi nedir deniliyor. Buradaki amaç yukarıdaki ara tepkimeleri kullanarak net tepkimenin entalpisini bulmaktır. Bu soru tarzında dikkat edeceğimiz şey net tepkimedeki maddelerin kaynağını tespit etmek arkadaşlar. Eğer maddemiz birden fazla tepkimede bulunan bir madde ise bu maddeyi en son denkleştirelim. Mesela oksijene baktığımızda hem 3. tepkimede hem 2. tepkimede bulunmakta. O halde oksijeni en son denkleştirelim. C3H8 için baktığımızda ise sadece C3H8 verilen tepkimeler içerisinde 1. tepkimede bulunmakta. İşte bu tarz maddelerden başlayacağız arkadaşlar denkleştirme işlemine. Evet C3H8'e baktık. Birinci tepkimede ürünlerde ve bir adet, biz ise girenlerde ve bir adet olmasını istiyoruz. O halde birinci tepkimeyi eksi 1 ile çarparsak C3H8'i girenlere almış oluruz. Burayı eksi 1 ile çarptığımızda entalpi'yi de eksi 1 ile çarpıyoruz. Yani entalpimizin yeni değeri artı 104 olacak. Oksijeni atlayacağımızı söylemiştik birden fazla tepkimede yer aldığı için. karbondioksit'e bakıyorum. Karbondioksit ikinci tepkimede bulunmakta. Biz ürünlerde ve 3 tane karbondioksit olsun istiyoruz. Burada 1 tane karbondioksit var ve ürünlerde. O halde 3 karbondioksit olması için ikinci tepkimeyi 3 ile çarpıyorum. Burayı 3 ile çarptığımda entalpi değerimiz eksi 1179 kilojül yapacak. 3 çarpı 393 eksi 1179 yapıyor. Evet karbondioksit de denkleştirdik. Suya geldik. H2O 3. tepkime de var. Biz 4 tane olsun ve ürünlerde olsun istiyoruz H2O'yu. Burada ise ürünlerde ancak 1 tane var. O halde bu tepkimeyi de 4 ile çarparsam 4 H2O'yu elde edeceğim. 4 çarpı eksi 58'den de eksi 232 yapacak entalpi değerimiz. Şimdi oksijen denkliği sağlanıyor mu bakalım. Bakın 3 ile çarpmıştım ikinci tepkimeyi. 3 tane oksijen buradan geldi. 4 çarpı 1 bölü 2 de yani 0,5 de 2 yapacak. 3, 2 daha 5 oksijen. Yani oksijen denkleştirmesi de sağlanmış oldu. Tabii ki biz yine işimizi garanti altına almak adına bu ifadelerin sağlamasını yapalım. Yani çarptığımızda taraf tarafa topladığımızda bakalım ana tepkimeyi elde edebiliyor muyuz? Birinci tepkimeyi ters çevirelim demiştik. Ürünlerle girenin yeri değişecek. Entalpi değerimizde artı 104 olacak. İkinci tepkimeyi 3 ile çarpmıştık. Burada yer değiştirme yok. Sadece 3 ile genişletiyorum tepkimeyi. Entalpi değerimiz ne olmuştu? Eksi 1179 yapmıştı. Üçüncü tepkimeyi 4 ile genişletmiştik. 1 bölü 2 çarpı 4 2 yapar. Burada da 4 tane H2 oluştu. Buradan gelen entalpi değerimiz de eksi 232 olarak bulmuştuk. Şimdi tepkimeleri taraf tarafa toplayalım. Tepkimeler taraf tarafa toplanırken ürün ve girenlerde aynı olan maddeler birbirini yok eder. Bakın karbon birinci tepkimede ürünlerde 3 tane ikinci tepkimede girenlerde 3 tane. O halde bunu sanki artı 3 eksi 3 gibi düşünün birbirini yok edecek. Yine hidrojenler birinci tepkimede üründe 4 tane üçüncü tepkimede girende 4 tane. Ürün ve giren olduğu zaman birbirini yok ediyor. Geriye kalan maddelerimizde herhangi bir götürme yok. Burada C3H8 kaldı. 3, 2 daha 5 oksijen oldu. Aynı tarafta olduğu zaman topluyoruz. 3 tane karbondioksit ve 4 H2O. Bakın bu tepkime bizim aradığımız şu net tepkime ile aynı. O halde biz doğru sayılarla çarpmışız tepkimeleri. Şimdi geriye yapmamız gereken buradaki entalpi değerlerini toplamak. Eksileri kendi içinde toplarsam 9, 2 daha 11 yapar. 11'in biri 8, 3 daha yine 11'in biri. Elde var 1, 2, 2 daha 4 burada 1 geldi tabi başına eksi alıyoruz 1411 yaptı artı 104 diyorum buradan da tepkimemizin entalpisi eksi 1307 kilo bölü mol olacak evet Hess yasası ilgili izleyeceğimiz yöntemde bu şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi kesinlikle sınavda çıkar burada dikkat edeceğimiz şey birden fazla tepkime de aynı olan maddeyi ne yapacağız? En son denkleştireceğiz. Bunu yapmazsanız bu sorunun çözümü için oldukça zorlanırsınız. Evet 10. soruda yine HES yasası ile ilgili ancak kimyasal hesaplama üzerinden entalpiyi de içine kaynaştırdık. Yukarıda bazı tepkimelerin standart molar oluşum entalpileri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayın denilmiş. Bakın etil alkolün yanma entalpisi sorulmuş. Şimdi yukarıda bazı tepkimeler verilmiş ama etil alkolün yanma entalpisi verilmemiş. Öncelikle etil alkolün yanma tepkimesini yazalım. Bildiğiniz üzere yanma tepkimeleri oksijenle olan tepkimelerdir. Bunu bileceğiz. Elemental halde oksijen. Yapısında karbon ve hidrojen olan bileşikler yandığında karbondioksit ve su oluşur. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yapısında karbon olan bir bileşik yandığında karbonun yanma ürünü karbondioksit. Bileşiğimizin yapısında hidrojen elementi varsa da hidrojen yandığında su oluşur arkadaşlar. Yani karbonun yanma ürünü karbondioksit, hidrojenin yanma ürünü ise sudur. Şimdi tepkimemizi denkleştirmemiz lazım. Girenlerde 2 karbon var, ürünlerde de 2 karbon olacak. Girenlerde 6 hidrojen var 5 artı 1'den. Ürünlerde de 6 olması için burayı 3 ile çarptık. Oksijen eşitliği için ürünlerde 7 oksijen var. Bakın girenlerde bir tane bileşimde vardı. 6 tane oksijen ihtiyacım var. O halde oksijenin kat sayısı 3 olacak. Şimdi biz bu tepkimi elde etmeye çalışacağız. Bir önceki soruda yaptığımız gibi bu tepkimi elde etmek için yukarıdaki tepkimeleri kullanacağım. Şimdi etil alkol maddesi C2H5OH hangi tepkime de var yukarıdaki tepkimelerden? Sadece 3. tepkime de var. O halde önce bunu denkleştireceğim. Bizde bir tane etil alkol var ve girenlerde burada ürünlerde ve bir tane var. O halde girenler almak için Üçüncü tepkimeye eksi 1 ile çarpacağım. Bakın yine oksijen birden fazla tepkimede yer almakta. Hatta tüm tepkimelerde oksijen bulunmakta. O halde ne yapacağız? Böyle maddeleri sona bırakacaktık. Bunu atlıyoruz. Karbondiokside bakıyorum. Karbondioksit sadece birinci tepkimede var. O halde bunu denkleştirelim. Biz ürünlerde bir iki tane olsun istiyoruz. Bize ise birinci tepkimede ürünlerde ancak bir tane vermiş. O halde iki tane karbondioksit olması için birinci tepkimeyi 2 ile çarpacağım. Karbondioksit eşitledik. Şimdi suya bakalım. Su ürünlerde 3 adet. Su hangi tepkimeden gelmiş? İkinci tepkimeden. Ürünlerde ancak 1 tane var. O halde bu tepkimeyi de 3 ile çarparsam 3 tane suyu elde etmiş olacağım. Şimdi oksijenler denk oldu mu bakalım. Birinci tepkimeden 2 oksijen geldi 2 ile çarptığım için. İkinci tepkimedeki oksijen 1 bölü 2 idi. 3 ile çarpınca 1,5 yapacak. Yani burada 2 idi. 1,5 da buradan geldi. Şu an 3,5 var. Bu tepkimeyi ters çevirdiğimde buradaki oksijen ne yapacak? Ürünlere gidecek. Yani eksi 1 bölü 2 oksijen olmuş gibi düşünün. 3,5'dan 0,5 çıkarırsam geriye 3 oksijen kalacak. Yani biz tepkimeyi doğru sayılarla çarptık. İsterseniz gelin yine biz bir sağlamasını yapalım. Birinci tepkimi 2 ile genişletmiştik. Hatta buradaki entalpi de yazalım. 2 ile çarptığımızda arkadaşlar... Eksi 188 yapacak entalpi değerimiz. İkinci tepkimeyi 3 ile çarpmıştık. Yine burayı da 3 ile çarptığımızda eksi 174 yapıyor entalpimiz. Üçüncü tepkimeyi ters çevirmiştik. Burayı ters çevirdiğimizde entalpimiz artı 66 yapacak. Şimdi tepkimeleri taraf tarafa toplayalım. Giren ve ürünlerde aynı olan maddeleri yok edeceğimizi söylemiştik. Bakın karbonlar 3. tepkimede ürünlerde 2 tane, 1'de girenlerde 2 tane götürdü. Yine hidrojen 2. tepkimede ürünlerde 3 üç tane, 3. tepkimede ürünlerde 3 tane gitti. Bir de oksijen içinde demiştik şu 1 bölü 2 ürünlerde diğerleri girenlerde o halde şu 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 sadeleşirse yani 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa 2 bölü 2 kalır. Yani burada 1 oksijen kaldı böyle düşünelim. Şimdi geriye kalan maddeleri yazarsak C2H5OH kaldı girenlerde. 2 bir daha 3 oksijen oldu. Ürünlere gittik. 2 karbondioksit ve 3 tane su geldi. Görüldüğü gibi elde etmeye çalıştığımız ana tepkime ile aynı arkadaşlar. Yani biz doğru sayılarla çarpmışız tepkimelerimizi. Geriye yapacağımız tek işlem kaldı. Entalpileri toplamak. Eksi 188 demiştik. İkinci tepkime eksi 174 demiştik. Bir de artı 66 demiştik. Eksileri kendi içinde toplarsak öncelikle. Eksi 362 yapıyor burası. Artı 66 dersek. Buradan arkadaşlar. Eksi 296 kilojül bölü mol olacak. A şıkkının cevabı. Burası A şıkkıydı. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında kimyasal hesaplama mantığı. 23 gram etil alkolün yanması sonucunda kaç kilojül ısı açığa çıkar denilmiş. Karbon ve hidrojen atom ağırlıkları verilmiş. Öncelikle tepkimeye baktığımızda C2H5OH'ın kat 1. Yani 1 mol etil alkol yakmış olsaydık buradaki tepkimemizin entalpisi eksi 296 kilojül bölü mol ya. Soru bize ısı açığa çıkar demiş. Yani burada aslında 296 kilojül ısı açığa çıkacaktı bu tepkimede. Ne zaman? 1 mol etil alkol yansaydı. O halde şöyle diyoruz. 1 mol etil alkol yansaydı 296 kJ ısı açığa çıkardı. Şimdi bize 23 gram yansaydı diyor. 1 mol etil alkol atom ağırlıklarından hesaplarsak 24 karbondan gelecek. 2 çarpı 12'den 24 geldi. 5 bir daha 6 hidrojen var. 6 çarpı 1'den 6 geldi. 24 6 daha 31 de oksijen var. 16 daha ekledik arkadaşlar. Şuraya oksijeni 16 diye yazalım ne oldu? 46 gram oldu. 1 molü 46 gram ise 23 gramı kaç moldür? İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 0.5 mol geliyor. O halde şöyle diyorum. 0.5 mol etil alkol yanmış olsaydı ne kadar ısı açığa çıkardı? İçler dışlar çarpımı yaparsak 0.5 ile 296'yı çarptığımda 148 kilojül ısı açığa çıkardı diyoruz. Bu da B şıkkımızın cevabı oldu. Görüldüğü gibi HES ve kimyasal hesaplamayı birleştirerek bir soru sormuşuz. Şimdi son olarak arkadaşlar 4 tane test sorusuyla çalışmamızı bitireceğiz. Önemli kavramlardan bahsedeceğiz. Evet aşağıdaki maddelerden hangisinin standart oluşum ısısı sıfırdan farklıdır demiş. Biz kimin standart molar oluşum ısısı sıfırdır demiştik. Standart şartlardaki yani 25 derece bir atmosferdeki elementlerin standart molar oluşum ısısı sıfırdır demiştik. Şıklara baktığımızda oksijen element standart şartlarda yani 25 derecede gaz halde mi? Evet o halde burada oluşum ısısı sıfırdır. Hidrojen element 25 derecede gaz halde olduğu için molar oluşum ısısı sıfırdır. C şıkkına baktık brom. Brom yine element halinde 25 derecede arkadaşlar brom sıvı halde bulunur. O halde standart molar oluşumu sıfırdır. Şimdi 7A grubu ile ilgili şunu bilelim. Çok çıkıyor karşımıza çünkü. Arkadaşlar flor gaz, klor gaz, brom sıvı, iot ise 7A'da bulunan katı halde bulunur. 7A grubu moleküler halde bulunduğu için bunlar standart koşullarda F2, Cl2, Br2, I2 şeklinde bulunur. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi görüldüğü gibi brom sıvı halde bulunduğu için standart şartlarda molar oluşum entalpisi sıfırdır. Doğru. Demir bir metaldir ve element. Element ve oda koşullarında metal olduğu için de katı halde bulunması gerektiğinden bunun da molar oluşumu ısısı sıfırdır. Bu arada molar oluşum ile molar oluşum entalpisi aynı şey arkadaşlar. Şimdi iyoda geldiğimizde element ama iyot için ne dedik? Oda koşullarında iyot katı halde bulunur arkadaşlar. Burada standart koşullardaki hale verilmediği için yani 25 derecedeki hali verilmediği için o halde bunun molar oluşum entalpisi sıfırdan farklı olacak. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır diyeceğiz. 12. sorudayız. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin tepkime ısısı? Tepkime ısısı entalpi demek arkadaşlar. Standart molar oluşum ısısına eşittir. Şimdi standart molar oluşum ısısı olması için bileşiğin 1 bir molü şöyle diyelim 1 bir mol bileşik elementlerinden oluşması lazım diyeceğiz. Tabii burada şuna dikkat edeceğiz. Elementler standart koşullarda olmalı. Böylelikle elementler standart koşullarda olduğu için molar oluşum entalpileri 0 olacak. O halde o tepkimenin entalpisi direkt ürünlerdeki 1 mol bileşiğin entalpisine eşit olacak. İşte böyle olduğu durumda da biz ne yapıyoruz? Bu entalpi biçimine standart molar oluşum entalpisi ya da standart molar oluşum ısısı diyoruz arkadaşlar. Evet bu bilgiler çerçevesinde öncülleri yorumlayalım. Birinci öncüle baktığımızda bileşiğimizin kat sayısı 1. Yani 1 mol bileşik oluşmuş ve elementlerden oluşmuş. Elementlerimizin standart koşullarda olduğunu görmekteyiz. Hidrojen standart koşullarda gazlı, oksijen de gazlı. O halde birinci öncüldeki tepkimenin entalpisi molar oluşum entalpisidir. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda bileşiğimiz var. 1 mol. Ancak elementlerinden oluşmamış. Bakın C2H4 bir bileşiktir. Dolayısıyla elementlerinden oluşmadığından dolayı bu tepkime molar oluşum entalpisi değildir. Çünkü bu tepkimede girenlerde bulunan C2H4'ün de belli bir entalpisi olacak. O halde buradaki entalpi sadece C2H6'ya ait olmayacak. C2H6 eksi C2H4 yani ürün eksi giren entalpisi olduğundan molar oluşum entalpisi olarak adlandırılamaz. Birinci öncüldeki bir tepkimede ise Elementlerin standart molar oluşum entalpileri sıfır olduğu için bu tepkimenin entalpisi sadece suya aittir. O yüzden de biz ne diyoruz? Suyun molar oluşum entalpisidir şeklinde yorum yapacaktık. Üçüncü öncele geldik. Bileşiğe baktığımız zaman direkt 2 mol. Dolayısıyla buradaki tepkimede standart molar oluşum ısısı olamaz diyoruz. Diğer koşullar sağlanmış. Elementlerinden ve standart koşullarda oluşmuş. Ancak 2 mol olduğu için buradaki entalpi molar oluşum ısısına eşit değildir. O halde sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Evet, diğer bir soruya geldik. Burada 3 tane tepkime verilmiş ve bunların entalpi değerlerinin kıyaslanması istenilmiş arkadaşlar bizden. Aslında ne demiştik? Aynı maddenin gaz halinin entalpisi sıvı haline, sıvının entalpisi de katı haline göre daha fazladır demiştik. Bununla ilgili bir soru. Burada 3 tepkimedeki maddemizde hidroklorik asit ve üçünde de aynı maddeler tepkimeye girmiş. O halde burada gaz olan birinci öncülün ya da delta H1'in entalpi değeri daha fazla. Sonra delta H2 sonra delta H3 şeklinde olacak. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bu durumu potansiyel enerji üzerinden de gösterelim. Tepkimelerimiz sentez tepkimesi egzotermik tepkimelerdir. Şöyle bir tepkime yaptığımızda biz şuraya delta H1 dersek gaz halde en yüksek enerjiye sahipti maddemiz. Sıvı halde gaza göre enerjimiz ne olacaktı? Biraz daha aşağıda olacaktı. Delta H2. Katı halde ise enerjimiz en düşük halde olacaktı. Delta H3 diyecektik. Görüldüğü gibi burada delta H1'in entalpi değeri delta H2, delta 2nin de entalpi değeri delta H3'e göre daha fazladır şeklinde yorum yapacağız. Evet çalışmamızın son sorusuna geldik. Bu soru tarzında da öğrencilerimiz zaman zaman zorlanmakta içerisinde HES yasasında barındıran bir soru. Verilen tepkimenin standart koşullardaki entalpi değişimini hesaplayabilmek için hangilerinin bilinmesi gereklidir denilmiş. Şimdi biz bu tepkimin entalpisini bulabilmek için ürün eksi giren yapabiliriz. Yani ürünlerdeki ve girenlerdeki maddelerin molar oluşum entalpilerini bilmemiz gereklidir diyebiliriz. Birinci öncüle baktığımızda H2S ve SO2'nin standart oluşum ısıları bilinmesi demiş. H2S şurada ve SO2'nin standart molar oluşum ısısını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar ürün eksi giren yapabilmek için. Birinci bilgiye ihtiyacımız var. Peki tepkimemizin entalpisini hesaplayabilmek için ihtiyacımız olan diğer bilgiler nelerdir? Bunu da yorumlayalım. Arkadaşlar şunu söyleyelim öncelikle. Bakın oksijen element halde ve standart koşullarda olduğu için bunun molar oluşum entalpisi sıfırdır. Yani oksijenle ilgili zaten yorum yapmamıza gerek yok. O halde tek ihtiyacımız olan şey H2O sıvısının da molar oluşum entalpisini bulursak biz ürün eksi girenden bu tepkimenin entalpisini hesaplayabiliriz. Kalan öncüllere baktığımızda ikinci öncülde H2O gazının yoğunlaşma ısısı denilmiş. Bakın buradaki ifadeyi bir denkleme çevirerek görelim. H2O gazının yoğuşması demek gazdan sıvı hale geçmesi demek. H2O sıvıya geçmesi demek. Üçüncü öncülde ne demiş? Standart koşullarda H2O gazının oluşum ısısı. Oluşum neydi? Elementlerinden olacak. Standart koşullarda olacak. Ve 1 mol olacak. H2O gazının dediği için buraya gaz diyoruz. Bakın ne yaptık? H2O gazının oluşum tepkimesini yazdık. Elementlerinden oldu ve 1 mol oldu. Buradaki entalpi de H2O gazının oluşum entalpisidir diyeceğiz. Şimdi bizim için gerekli olan şey neydi? H2O sıvısının molar oluşum entalpisi. Yani... Standart koşullarda hidrojen gaz, oksijen de gaz. Elementlerden olacak ve 1 mol olacak. Kim olacak? Sıvı olacak. Bana bu lazım. Ben bu tepkimeyi şu iki tepkimeden birinden elde edebilir miyim? Ya da her ikisini kullanarak elde edebilir miyim? Sorumuzun bu kısmı da HES yasası ile ilgili arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu iki tepkimeyi taraf tarafa toplarsam buradaki gaz ve buradaki gaz gider. Geriye ne kalır? H2 gaz artı 1 bölü 2 O2 gaz ve H2O sıvı. Buradaki entalpi ile buradaki entalpiyi topladığım zaman şu tepkimenin de entalpisini bulurum. Zaten bizim amacımız bu tepkimeyi bulmak değil miydi? Bu tepkimenin entalpisinde iki tepkimeyi toplayarak bulduğum için artık H2O sıvısının da molar oluşum entalpisini biliyorum. Dolayısıyla yukarıdaki tepkimenin standart koşullardaki entalpi değişimini 3 bilgiye de sahipsem hesaplayabilirim. Yani sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. öncüller içeren C seçeneğidir. Biz 2 ve 3. öncüllerdeki değerleri topladığımızda H2O sıvısının oluşum entalpisini hesapladık. Nasıl hesapladık peki? Hidrojen element halinde olduğu için sıfırdır. Oksijen element halinde ve standart koşullarda olduğu için yine sıfırdır. O halde bu tepkimenin entalpisi direkt bize H2O sıvısının entalpisini verecek. Yani şuradaki gibi H2O sıvısının da biz molar oluşum entalpisini bulduk. Ürün eksi giren yaparak bu tepkimenin entalpisini hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Kısaca bu sorularda özellikle 2 ve 3. öncül gibi öncüller karşımıza çıktığında bu ifadelerin denklem biçimini yazacağız. Ve buradan yola çıkarak hangilerine ihtiyacımız olduğunu belirleyeceğiz. Evet gençler, umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Sınavlardan sonra yorumlar bölümüne de aldığınız sonuçları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.